bize gelen bu yüksek elektriklerden şikayetçiyiz. Biz esnaf olarak artık hakikaten ayakta duramaz hale geldik. Bir de ekstradan bu elektrik zamlardan dolayı tamamen artık geçinemez duruma geldik. Yani hem iş yeri olsun hem evlerde olsun çok fazla yüksek elektrik geliyor ve bunu devletimizden rica ediyoruz. Buna bir el atsınlar. Yani bu şekilde hakikaten esnaf ayakta kalmaz. En az bir 10 tane baraj yapıldı Siirt'te. Ama bakıyorsun gerçekten en yüksek elektriği Siirt halkı ödüyor ve bundan şikayetçiyiz. Yani normalde başka ülkelerde böyle bir durumda elektrik mesela üretilen yerlerde mesela diyelim Siirt'te üretildi. Siirt'te %50 indirimli olması lazım. Niye %50 indirimli olması lazım? Çünkü zaten buradan elektriği üretip yani halka vermeleri gerekirken maalesef %200, %300 zamlı bir şekilde kullanıyoruz bunu ve gerçekten çok mağduruz bu konuda. Bir de elektriği bazen gelip kesiyorlar. Bu açma kapama bedeli 40 TL alıyorlar ve bu yani resmen bir soygundur. Yani yaptıkları bir şey de yok. Bir gün geçsin, bak elektriğin bir gün geçsin 40 TL kardeşim, yazık günah ya. Ne yedik ne içtik, yani bu gerçekten resmen devlet vatandaşına sahip çıkmayacak duruma geldi. Yani vatandaş bitmiş, gerçekten bitmiş vatandaş. Yani ben esnaf olarak konuşuyorum, bazı insanlar siftah etmiyor ve gelen fahiş bu elektrik zamlardan dolayı bittik yani, ne diyebilirim ki? Gerçekten yani başka diyecek bir şey yok. Yani devletimizden ricamız buna bir el atsınlar. Yani halkına sahip çıkmasa devletin görevi halkına sahip çıkmaktır. Normalde geçen sene yazın bana 100 TL gelen fatura şu anda maalesef 200-208 TL olarak bana geliyor. Ve şu an lambalarımın yarısını açmadığım halde bu geliyor. Geçen sene lambalarımın tümünü açıyordum. Vallahi bana gelen 100 TL'ydi. Maalesef şu an yaz olmasına rağmen 200-208 TL'den aşağı bana fatura gelmedi ve bu %110 artış demektir. Bu da resmen halkı soymak demektir. Buna bir el atın. Rica ediyorum, buna bir el atın. Bize 3 mağazamıza toplam gelen elektrik faturası 7000 liranın üzerinde. 7000 lira 3 mağaza için ödediğimiz elektriği 4 ay 5 ay öncesine kadar 2000-3000 lira ödüyordu. Son gelen zamlardan sonra evimde elektrik bana ayda 90 lira gelirken şimdi 140-150 lira geliyor. Ondan sonra Dicle Elektrik şirketinin bize sattığı elektriği gönderdiği personelin sayaç okuma bedeli alması da bizim zorumuza gidiyor. Ondan sonra yükselen vergiler, ondan sonra bizden alınan sayaç okuma bedelleri, geç yatırdığımız zaman kapatma bedeli. Yani biz elektrikten son dönemlerde çok muzdaribiz. Bizim bölgemizde şu anda aktif faaliyet gösteren 2-3 tane barajımız olmasına rağmen biz daha ucuz elektrik kullanacağız diye mutlu olduk. Yalnız barajlar kurulduktan sonra biz daha pahalı elektrik kullanmaya başladık. Bize uzaktan gelen elektrik daha ucuza geliyorken bugün bizim yanımızda 3-4 aktif barajımızın olmasına rağmen biz pahalı elektrik kullanıyoruz. Bundan yana devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz, destek bekliyoruz. Pandemi sürecindeyiz, işler az. Bunun üzerine bir de elektrik anonim şirketinin bize yapmış olduğu bu yüksek fiyatlar, fahiş fiyatlar belimizi bükmüyor değil. O yüzden devlet büyüklerinden yardım bekliyoruz. İşler nasıl abi? İşler çok mu kötü? İşler pandemi öncesine göre %60, %70 düşüşte. Yani bugün biz yatırımcıların istediği tek şey personel maaşlarının çıkabilmesi. Yani bu süreçte sadece kira ve personel giderlerini karşılayabilirsek bizim için avantaj olduğunu düşünüyoruz. Ama maalesef onu da yapamıyoruz. Çünkü %60, %70 bir esnaf için inanılmaz bir zarar.
Ya elektrikle ilgili zaten pandemi döneminden dolayı işlerimiz bayağı bir düşmüş. Lakin Siirt'ten her tarafında baraj yapıldığı için en azından elektrik düşük gelmesi lazımken bayağı fazla geliyor. Günlük ışıklarımı kapatmama rağmen tekrar elektrik fazla geliyor. Hani buna bir çözüm yapılması lazım. Kendi esnaf iş yapamıyor zaten. Üç koltuğum çalışmıyor. Bir koltuğu bırakmışım. Hani pandemi döneminden dolayı çok masraflarımız oluyor. İş de yok. Elektrik faturası da fazla geliyor. Hani önüne geçemiyoruz. Işıkları kapatmamıza rağmen bayağı bir elektrik faturamız geliyor. Siirt'in her tarafı mesela baraj olmasına rağmen kendi elektriğimizi kendimiz üretiyoruz mesela. Ama yine de faydalanamıyoruz. Fatura ışıkları kapatmama rağmen bayağı geliyor yani. Ne kadar geliyor mesela abi? Misal geçen ay 300-400 lira geldi. Ondan önceki ay 480 lira geldi. Yani geliyor. Evet. Peki bu kışın artıyor mu? Kışın illaki artıyor. Çünkü klimayı yakmak zorunda kalıyoruz. Berberleri kapattıkları dönemde 5 gün açık kaldım. Onda bana 300 lira geldi. Sadece 5 gün? 5 günde 300 lira geldi. Ben aradım, hatta neden böyle geldiğini söyledim. Gelip baktılar, hiçbir sorun olmadığını söylediler o zaman. Yardımcı olsunlar, esnafın elinden tutsunlar en azından. Evet. Fazla geliyor. Tüm pazar işte bu şeyden şikayetçi.